dersimizde Oracle veri tabanında bir tablodan başka bir tabloya insert etmeyi öğreneceğiz. Bunu otomatik olarak bir select sorgusuyla gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk olarak örnek bir tablo oluşturacağız. Bu tablo üzerine bir veriyi direkt select komutuyla çektikten sonra daha sonra insert ile bu işlemi gerçekleştireceğiz. Hemen bunun örneğine geçelim. Şimdi şu şekilde bir kullanım var. Create table sales reps adını verdiğim bir tablo var. Satış bilgilerini tuttuğu ve create table tablo adından sonra as keyword'ünü kullanıyorum. Ondan sonra da bu oluşturacağım tablonun hangi tablonun yapısında oluşacağını ve hangi tablonun içeriğindeki değerlere sahip olacağını belirtmem gerekiyor. Bunu da as keyword'ünden sonra select employee id salary commission pst from employees diyerek belirtiyorum. Yani burada şu işlem gerçekleşecek. Employee id salary ve commission pst sütunları komple alınacak ve yeni oluşturulacak bu isimdeki tablonun içerisine yerleştirilecek ve employees tablosundaki verilerle birlikte bunlar yapılacak. Şimdi ilk olarak şuna bakalım, bu isimdeki tablomuz var mı? Gördüğünüz gibi yok. Şimdi otomatik olarak bunu oluşturuyorum. İlk önce create edildi, oluşturuldu. Daha sonra üzerine o veriler yazıldı. Şimdi tekrar çalıştıralım bunu. Gördüğünüz gibi az önce yoktu fakat şu an verilerle ve sütun isimleriyle birlikte yapısıyla komple başarılı bir şekilde gelmiş görünüyor. Bu neydi? Bir tablo oluşturarak select sorgusuyla otomatik olarak o oluşturduğumuz tabloya tüm verileri aktarmak. Bu ne işte? Ne zaman işimize yarar? Örneğin bir tablonun kopyasını oluşturmak istiyoruz. Anlık olarak bizim ihtiyacımız görecek bir yapı haline gelir. Ya da bir tabloda arşiv oluşturuyoruz diyelim. O tablonun kopyasını anlık olarak anında hemen arşiv tablolarına aktarabiliriz. Bu şekilde kullanımlar gerçekleştirilebilir. Çoğaltılabilir tabii ki bu örnekler. Şimdi bunun insert ile kullanımını öğreneceğiz. Insert ile kullanımda hemen hemen aynı şu şekilde. Normal bir insert yaptığımızı varsayalım. Insert into sales reps, yani bu oluşturduğumuz tabloya bir sorgu eklemesi yapacağız. İlk olarak bunun kaç sütun olduğunu görelim. Kaç kayıt olduğunu. 107 kaydımız varmış. Kapatıyorum bunu. Burada yeni bir ekleme yapacağız bu tabloya. Insert into sales reps. Kolon isimlerini veriyorum. Employee ID, Salary, Commission, PST. Burada ilk olarak oluşturduğumuz sütunlar. Daha sonra Select Employee ID, Sales, Salary ve Commission, PST sütunlarını seçiyorum. Yani buradakilerle aynı. From Employees diyorum. Bir Where Clause kullanıyorum. Yani filtre uygulayacağım burada. Diyorum ki Job ID'si içerisinde rep geçen tüm kayıtların şu bilgilerini, şu sütun bilgilerini al ve sales reps tablosuna ekle. Bu otomatik olarak olacak. Gördüğünüz gibi insert ve değer olarak, yani values kısmı olarak bir select işlemi gerçekleştiriyoruz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 33 kayıt eklendi uyarısı bize geldi. Şimdi tekrar bunu select ile çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 107 idi. 33 kayıt eklendi. 140 kayıt olmuş oldu. Bu şekilde insert'ü de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi tablomuzu silerek örneğimizi bitirelim.